Yapılan bir araştırmaya göre en güvenilir yerlerin oteller ve alışveriş merkezleri olduğu tespit edildi. İstanbul Turizm Merkezi ise ülkemizin alışveriş, eğlence ve konaklama alanında en emniyetli mekanlarından birisi. İstanbul Turizm Merkezi'nin güvenliği BTN Güvenlik Şirketi'ne ait. Sizler için İstanbul Turizm Merkezi'nde mükemmel güvenliğin nasıl sağlandığını derledik. Hoş geldiniz. Nereye gelmiştiniz? Konaklama için geldim. BTN Güvenlik'le İstanbul Turizm Merkezi'nde evinizde olduğundan çok daha güvendesiniz. Ataköy Marina Otel'de güvenlik oldukça sıkı. Gelen araçlar şüpheliyse didik didik aranıyor. İstanbul Turizm Merkezi'nin her bölgesinde olduğu gibi Ataköy Marina Otel'de de güvenlik önlemleri oldukça sıkı. BTN Güvenliği'nin güvenlik görevlileri tam bu noktada misafirlerini karşılıyor ve eğer araç güvenliği yerindeyse buradaki bariyeri yeşil tuşa basarak açıp yer verebiliyor. BTN Güvenlik'ten Coşkun Özçelik bir şüphelinin davranışlarıyla kendini fazlasıyla ele vereceğini ifade ediyor. Şüpheliyi önceden uzaktan takip ederiz biz, alfa hareketleri nasıl diye. Şüpheliyi yakın takip alırız, yani yanlış bir durumda şey yaparsa engelleriz ya da bölgeden çıkışını sağlarız. Özçelik son dönemde yaşadığımız olayların sonucunda tedbiri arttırdıklarının da altını çiziyor. Arabamı aratmam diyen insanlarla çok karşılaşıyoruz. Sanki biz bomba taşıyoruz diye çok tepkiler veriyorlar ama biz bunu aramak zorundayız çünkü bomba da olabilir, her şey olabilir. Malum terör olayları nedeniyle çok kez araç plakaları veriliyor bize. Bu şekilde gelen misafirlerimizi uyarıyoruz ve araçlarını arıyoruz. İstanbul Turizm Merkezi'nde güvenliğin misafirler için en üst düzeyde tutulduğundan da bahsediliyor. BTN Güvenlik Şeridi'nin İstanbul Ataköy Otel misafirlerinin güvenliği için neler yapıyor izliyoruz. Bir araçtan şöyle şüpheleniyorum. İçindeki kişiler de fark ediyor biraz. Aracından ziyade kişinin bakışları, hali ve hareketleri. Yani biz yani sadece araç kontrolü yapmıyoruz, kişi kontrolü de yapıyoruz içeride. Şöyle bir içeri süzüyoruz genelde gelen araçları. En önemli bu zaten, araç kontrol olması önemli değil. Sonuçta bir kişi içeriye sonuçta her şeyi, yani içeri girebilir yani. O malzemeyi sokabilir. O yüzden biz bakıyoruz yani, bunlara dikkat ediyoruz.